Merhabalar, iyi günler canlarım. İnşallah iyisinizdir. Ben bomba gibiyim bugün yine. 2022 Ekim sorularıyla karşınızdayız. Yine sizler için sorduk, soruşturduk. Gün içerisinde çıkan ve çıkması muhtemel olan soruları topladık değerli arkadaşlarım. Ve size sadece izlemesi kaldı diyorum. Değerli arkadaşlarım kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Yine Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden bizleri bulabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Kanalımızın amblemiyle ilintili olan bütün hesaplar bize ait arkadaşlar. Yine işte Instagram'da, e, WhatsApp ve burada e, bulunuyoruz değerli arkadaşlarım. E, diyelim ki Instagram'da ne yapıyorsunuz geldiğiniz zaman burada bir sorular vesaire atıyoruz. Buradan bunları takip ediyorsunuz yine günlük videolara ulaşabiliyorsunuz. E, yine soru çözüm uygulamamız var değerli arkadaşlarım sizler için. Ehliyet hocam uygulamasını Google Play'den indirebilir veya da ehliyethocam.org adresine giderek buradan sorularınızı çözebilirsiniz diyorum değerli arkadaşlarım. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ha, son olarak değerli arkadaşlarım bazı arkadaşlarımız ehliyet kitabı soruyor. Arkadaşlar kursum verdiği kitap biliyorsunuz biraz pasif alıyor. Biz de bunun için bir soru bankası yaptık. Yine ehliyet.hocam adresinden yani değerli arkadaşlarım Instagram adresimizden giderek ne yapabilirsiniz? Bu kitaba da Ulaşabilirsiniz diyorum. Bilgi alabilirsiniz diyorum. Çok kafanızı ütüledim. Derhal şöyle videoya giriş yapın. Birinci sorumuz şu şekilde. Şah damarına basa uygulaması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır? A. Bacak bölgesinde olan kanamalarda. B. Karın bölgesinde olan kanamalarda. C. Yüz bölgesinde olan kanamalarda. D. Kol bölgesinde olan kanamalarda. Evet, Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de C şıkkı olacak Yüz bölgesi olan kanamalarda Niçin arkadaşlar? Çünkü şah damarımız nerede bizim? Boynumuzun hemen altında ee, değil mi? Hemen şurada iki yanda bulunuyor ee, Bacak, karın ve kol, e, kola Boynumuzun altında olduğu için Buraya basınç uygulamak doğru olmaz Devam edelim bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A) Omuzuna, B) Omurgasına, C) Ayak tabanına, D) Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. A şey C şıkkı ayak tabanına olacak arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka hocam? Çocuk ee, arkadaşlar Babinski refleksi denilen bir şey vardı Çok ayrıntılı bilgi. Ee, bebeğimizin ayak tabanına özellikle 0, e, yanlış hatırlamıyorsam 0 6 ay arası olması lazım. Ayak tabanına dokunduğunuz zaman çocuğun parmaklarını içe doğru kapadığını göreceksiniz. Şey dışa doğru açtığını göreceksiniz arkadaşlar. Biz buna Babinski refleksi diyoruz. Bu refleksle biz bebeğimizin bilinç durumunu kontrol edebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A) Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması, B) Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp üzerinin temiz bir bezle örtülmesi, temiz nemli bir bezle örtülmesi. C. Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması. D. Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi. Evet. Doğru cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle organları yerine katmaya çalışmıyoruz. Yani belli olmaz. Hani böyle bir şey görürsünüz. Bu bizim görevimiz değil. Bu kimin görevi? İlk yardımcının değil, doktorun, hemşirenin neyse işte ilgili'nin görevi. Bizim görevimiz değil arkadaşlar. Sonra böbrekleri akciğerlerin yerine koyarız. Evet, devam edelim. Ama fakat diğerlerine baktığımız zaman, e, mesela sıvı kaybını önlemek için ağızdan alıcı çekilecekler verilmesi, arkadaşlar iç kanama şüphesi olan hiçbir hastaya yani demek ki bakın organlarından yaralanmış bu adam size eğer bu kişiye bir de e, sıvı kaybını önlemek için sıvı verirseniz kanama olacaktır ve hastayı kaybetme riskiniz artacaktır onu da aradan vereyim istedim Evet dördüncü sorumuz bir kişinin asit baz veya bilinmeyen bir kimya sıvı, kimyasal sıvıyı yeni içtiğini fark ettiniz. Hemen içtiğini fark ettiniz. Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A) kusturmak B) bol su içirmek C) açık havaya çıkarmak D) sarımsaklı yoğurt yedirmek Evet. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Eğer e liseye gitmişsek, lise öğrenimini tamamlamışsanız lise 1'de kimyacınızın size asit ve bazı anlatmış olması lazım arkadaşlar. Nedir bu? Biz kimyasal maddeleri ikiye ayırıyoruz. Asit olanlar, baz olanlar. Mesela bazıların özelliklerinden birkaç tane sayacağım aklınızda bulunsun diye. Mesela bazılar kaygandır arkadaşlar. Bazılar acıdır. Tamam mı? Bu iki özellik mesela ayırıcı olarak şimdilik kafanızda bulunsun. Mesela örnek veriyorum. Sabun kaygan mıdır? evet tadına bakalım acı mıdır evet Acımsırak bir tadı vardır böyle ha demek ki bu bir baz maddeymiş bir de asitlerimiz var bizim ph cetvelinde bunlar e, gösterilir bir de 1'den e, 14'e kadar sıralanmıştır e, İşte asit de anlatayım ondan sonra asitler asitler ise arkadaşlar ekşidir ve kaygan değildirler örnek verelim hemen Mesela limon arkadaşlar. Limonu bir tadalım. Ekşi değil mi? Elinize alın bakalım. Elinizde herhangi bir kayganlık yapıyor mu? Yapmıyor değil mi? O zaman asit de bu şekilde. Yani bu iki özelliği unutmayın. pH cetvelini anlatmayayım. O çok uzun bir mesele. Asitler nasıl oluyormuş arkadaşlar? Ekşi ve kaygan değil. Bazlarımız nasıl? Acı ve kaygan. Peki su ne işe yarayacak? Konu gibi oldu ama mecbur anlatmaya aklım böyle bir durumda. Arkadaşlar su nötrleyicidir. Yani asitse ya da bazsa bunun ikisinin de asit ve bazlık özelliğini kaybettirir ve maddeyi tuza çevirir. Hocam ne diyorsun sen? Arkadaşlar bizim yemeğe kattığımız tuzun haricinde birçok tuz çeşidi vardır. Aslında sabun da bir tuzdur. Tamam mı? Kısacası şöyle diyelim, bol su çirmek asit ve baz dengesini sağlayacağı için vücuda zararı azaltır. Heh, böyle diyeyim, çok da dolandırmayayım, devam edelim. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir? Diri soğuk ve nemlidir. Nabız kaybı, nabız düzenli ve dolgundur. Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir demiş. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 3, D 2 ve 3. Evet değerli arkadaşlar, doğru cevabımız nedir? 1 ve 3 yani C şıkkı olacak. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? A. Ezikli yaralar B. Delici yaralar C. B mi dedim D mi dedim C. Parçalı yaralar D. Kesik yaralar Arkadaşlar doğru cevabımız C olacak. Çekme etkisiyle meydana gelen yaralara biz parçalı yaralar deriz. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Kötü kokulara karşı burnu tıkama. B. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Koma hali bizim en ileri bilinçsizlik durumumuz değil mi? Bilinç yoktur, hareket yoktur ve ara, kişi uyku halindedir. Hatta komadan ne zaman çıkacağı belli değildir deriz. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. B. Sadece bacağı kırık kırılanları yat kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilmelidir. C sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. D köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Her zaman biz sedye kullanımını tercih etmeyiz arkadaşlar desem ne olur? Yanlış olur değil mi? Sedye kullanım arkadaşlar biz her zaman tercih ediyoruz. Ama sediye alırken hocam işte ya hastanın boynu kırık daha fazla zedelenmez mi? Arkadaşlar koymazdan önce tamam mı? Biz bunun önlemini alacağız. Mesela boynuna boyunluk takacağız. Diyelim devam edelim. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur? A. Dolaşım sistemi. B. Sindirim sistemi. C. Hareket sistemi. D. Solunum sistemi. Arkadaşlar her zaman fix sorumuz bizim. C. Hareket sisteminin faaliyetleri ne yapar? Durur. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa yani boyuna herhangi bir darbe almamışsa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A şok, B oturuş, C yarı yüzü koyun, yan, D baş geri çene yukarı pozisyonu. Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı. Başımızı hastanın başını geriye doğru hafif çekiyoruz. Çenesini de yukarıya kaldırıyoruz. Böylece bu boruyu açmış oluyoruz. Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında Kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası B. İtfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma C. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi D. Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi Doğru cevabımız A olacak arkadaşlar. Rentek manevrası ile biz ne yaparız? Hastayı yaralıyı çıkartırız. Dokular üzerinde çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? A. Ezikli yaralar B. Delici yaralar C. Parçalı yaralar D. Kesik yaralar demiş. Doğru cevabımız C şıkkı parçalı yaralar. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A) Otomobilin tali yolda olması. B) İtfaiye aracının ana yolda olması. C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması. D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı olacak. İtfaiye aracının geçiş üstünlüğü vardır. Başka ne var? Polisin var değil mi? 112'nin var yani acilin. Jandarmanın var. Bunların geçiş üstünlüğü var. Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyrini temin etmek amacıyla Uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir? A) Dingil ağırlığı B) Taşıma sınırı C) Gabari D) Hız sınırı Doğru cevabımız C şık olacak arkadaşlar. Biz bunlara gabari deriz. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır. A) yakıt tüketiminin azalması B) gürültü kirliliğinin önlenmesi C) zararlı gaz salınımının artması D) trafik yoğunluğunun azalması Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Zararlı gaz salınımı ne yapar? Artar değil mi arkadaşlar? Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? Arkadaşlar siz de önce sorunun öncülünü okuyun devamlı. Böylece e, bazen mesela yukarıda istenilen cevabı tak diye bulursunuz. Önce nereye okuyacaksınız? Şuraya okuyacaksınız. Öncülünü ya yani şey so, soru kökünü okuyun. Daha sonra burayı okuyun. Belki cevap orada içinde olur hemen bulursunuz. Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile yer işaretlemelerini, trafik işaret levhalarını, ışıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve test etmek hangisinin görevidir diyor? A belediyelerin, B emniyet genel müdürlüğünün, C karayolları genel müdürlüğünün, D ulaştırma ve Ulaştırma denizcilik ve haberleşme bakanlığının. Doğru cevabımız A belediyelerin olacak. Ha arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın yerleşim yerleri içinde diyor tamam? Eğer deseydi ki bize karayollarından bahsettirildi diyecektik karayolları genel müdürlüğü. Tamam devam. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Evet arkadaşlar şıkımız yok. Ama işte şu A olsun. Bu B olsun. Şu C olsun, bu da D olsun. Hangisi diyor? Öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. C şıkkı bu işin bittiğini gösterir. Peki D'de ne diyor? Artık bu hız sınırının bittiğini söylüyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Peki A'da ne diyor? Arkadaşlar ee, yeni standartlara göre yuvarlağın içinde, bu kırmızı halkanın içinde görmüş olduğunuz şey yasaklı demektir, tamam mı? Şu üçgen olanlar, üçgen olanlar uyarıdır, tamam mı? Mesela dur işareti vardır, durup beklemeyeceksin onu. ne yapacaksın? Dikkatli biçimde geç demiş demek istiyor sana. Yani bunlar uyarı, u diyeyim, uyarı. Bunlar nasıl? Yasaklı. Devam. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Şıklarımız verilmiş. A, B, C ve D şıkları verilmiş arkadaşlar. Bize tehlikeli virajda yön levhası olduğunu söylüyor, diyor hangisi diyor. Doğru cevabımız A şık olacak. Eğer yokuş aşağı iniyorsanız veya hatta genelde de yokuş aşağı inerken böyle ani virajlar varsa A şıkkında görmüş olduğunuz bu işaret bize bu virajın yönünü gösterir bize. Şekildeki durumda öndeki aracı geçmek isteyen bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 1. Öndeki araç ile takip mesafesini azaltması. 2. Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambası ile işaret vermesi. 3. Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması. A. Yalnız 1. B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar, öncelikle buraya bir bakalım. Baktığımız zaman yoldaki şerit çizgileri bize uygun mu? Evet, burada sollama yapılabilir diyor. Yolun kenarında herhangi ayrı bir ikinci işaret var mı? Yok. O zaman o zaman 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalı? 1. Öncelikle arkadaşlar bu araç sürücüsünün ne yapması lazım? Bir sinyal vermesi lazım mı? Evet. O zaman bakalım şuraya. Başka ne yapması lazım? Bir de bu aracın geçmesini beklemesi lazım, değil mi? Evet. O zaman şöyle bakalım. Öndeki araç takip mesafesini azaltması gerekiyor mu? Gerekiyor mu arkadaşlar? Demek ki zaten uygun. Doğru cevabımız 2 ve 3. Geçiş yapacağımız şu şeridin bu vatandaşın gitmesini beklemeliyiz. Eğer bir önceki videoyu izlemişseniz aynı şeyin aynı bu trafik figürünün bu aracın gitmesini beklemezden önce çıkış yaptığını ve iki aracında hem şu aracın hem de bu aracın fren yapıp bunun da tam ortada kaldığını görürsünüz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda bunun o şekilde olanı vardı. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacak. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? A şerit, B banket, C geçiş yolu, D bağlantı yolu demiş. Doğru cevabımız geçiş yolu olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Demek ki arkadaşlar Biraz önceki soruma da baktıysak demek ki bu ortadaki çizgi bir yasanın bittiğini belirtiyor bize değil mi? Bakalım. A kamyonlar için geçme yasağı sonu. B karşıdan gelene yol vermesi gerektiğini. Hemen yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Karşıdan geçene yol verme gerektiğini nereden anlıyorduk? Şöyle yuvarlak bir işaretimiz vardı, değil mi? Bir tane ok şöyle vardı, bir tane ok şöyle vardı. Değil mi? Bir tarafı kırmızıydı, bir tarafı siyahtı. Evet. Böyle bir işareti var B şıkkının. C. Kamyonlar için geçme yasağının başlangıcını. D. Öndeki taşıdın geçmesinin yasak olduğunu. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yasağın sonunun geldiğini gösterir. Kamyonlar artık burada geçme yasağının bittiğini bilirler ve geçme yasağına çıkarlar. Geçmeye başlarlar. Sollama yaparlar yani. Evet. 22. sorumuzla devam edelim. B sınıfı sürücü belgesine sahip olan bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A A2 B E C F D G B sınıfı bir sürücü belgesine sahipsiniz. Aşağıdakilerden hangisinde yanında ek olarak size veriyor bu? Doğru cevabımız F olacak arkadaşlar neydi F? Lastik tekerlekli traktördü değil mi arkadaşlar? Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Artık E diye bir ehliyetimiz kalmıyor. E'yi yeni ehliyet alanlar görmeyecek ama eski ehliyetlerde E'yi görürsünüz hala ama yenilediğiniz zaman E'yi size vermez. DE gibi böyle şeyleri DE'ye kadar düşürüyorlar. Evet geçelim. Okul taşıtının arkasındaki dur ışıklı işareti hangi hallerde yakılır? A) Sadece öğrenci indirip bindirirken. B) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman. C) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. D) Sisli, sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar sadece öğrenci indirip bindirirken. Evet. Trafik kuruluşunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır? 1. İdari para cezası, 2. Karayolunda araç sürmesine izin verilir. 3 sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak alınır. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 1 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 1 ve 3 olacak. Kesinlikle karayolunun kenarından veyahut da ortasından araç sürmüsüne izin verilmez. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı en az 15 metre mesafe olması gerekiyor arkadaşlar. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Yolun daralmakta olduğunu B. 200 metre ileride köprü olduğunu C. 200 metre ileride kavşak olduğunu D. 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu bildirir. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, C tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi ve geçme yaparken sinyal verilmesi. Evet, doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bir kişiden fazla taşınması yasaktır. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? A. Traktör B. Yaya C. Otomobil D. Motosiklet demiş arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık arkadaşlar. Önce yaya kullanmalıdır. Arkadaşlar yeni kanunla birlikte artık yaya geçitleri nasıldır? Önceliklidir. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, eğer burada bir ışıklı işaret levhası olsaydı yayalar için ve bu levhada kırmızı yanıyor olsaydı öncelikli geçiş hakkı yayanın değildir. Kontrolsüz yaya geçitlerinde sadece bu geçerlidir. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Hatta yani normal yaya olarak yürürken de tak diye atlamayın nasıl olsa üstünlük bende diye ışıklı işaret varsa ışıklı işarete hemen öncelik vereceksiniz orada. Devam edelim. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında yeterince aydınlatılmış tünellere, pardon, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur? A) Sis ışıklarının, B) Park ışıklarının, C) Acil uyarı ışıklarının, D) Uzağı gösteren ışıkların. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Uzağı gösteren ışıklar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olduğunu olabileceğini bildirir? Şıklarımız veriliyor arkadaşlar. A, B ve C, D şıkları verilmiş. Doğru cevabımız hangisi olacak? Tabii ki de A şıkkı olacak arkadaşlar. Üzerinde buz kristali olan şıkkımız. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? A harekete hazırlanmalı. B yolun en sağına yaklaşmalı. C dönüş yapacağı yola girmeli. D yaya geçidini kapatmadan durmalı. Doğru cevabımız ne olacak? A arkadaşlar. Harekete hazırlanmalı. Çünkü birazdan hangi ışık yanacak? Yeşil ışık yanacak. Pardon. Evet. Taşıt yolu üzerinde çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? A yaya geçidi. B. Sağ tehlikeli viraj. C. Taralı alana girilmez. D. Taralı alan içine park edilebilir. Arkadaşlar bunu yaya geçidiyle karıştıran çok oluyor. Yaya geçitleri bize verilirken genelde nasıldır? Şu şekilde verilir. Yani yatay çizgi yoktur. Çizgilerin hepsi nasıldır? Diktir ve tek yönde merdiven gibi koyulur arkadaşlar. Doğru cevabımız bu yüzden hangisi? C şıkkı taralanana girilmez demektir. Evet, fix sorumuzdan bir tanesi. Şekildeki devamlı yol çizgisi sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Öndeki araçların geçilemeyeceğini B. Hiçbir sebeple durulmaya, durulamayacağını C. Sağ şeritte gidilemeyeceğini D. Karşı şeride geçilebileceğini Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı geçinemeyeceğini sollama yasağı var yani. Neden? Değerli arkadaşlar dikkat ediyorsanız burası viraj ağzı ve viraj ağızlarına doğru zaten bu işaretin amacı da herhangi bir yolda görüşü zorlaştıran herhangi bir unsur varsa direkt olarak aşağıya bakın şöyle yol çizgisine düz çizgidir. Hiçbir zaman kesikli yani sizin sollamaya geçiş izni verecek bir çizgi yoktur. Böyle sorularda şu kenardaki işaretlere de mutlaka bakın derim bazen buralardan da geliyor. Aksine bir durum yoksa ışıklı trafik işaret cihazında yeşil yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A. Durmalı yolu kontrol ettikten sonra geçmeli. B. İlkeciş hakkını, hakkı yayaların olduğu için beklemeli. C. Sıradan Pardon. Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli. D durmadan dikkatli geçmeli. Evet, doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Durmadan dikkatli bir biçimde geçmeliyiz. Taşıt yolları üzerinde çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? Evet, başlayalım. A yalnız 1 B 1 ve 2 C 2 ve 3 D 1 2 ve 3 Arkadaşlar 1 2 3'ü şurada vermiş Bakın şöyle göstereyim de Heh, Şurada Arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 2 olacak 3 numaradaki şu çizgiler Bakın yolum neresine doğru Bunların hepsi bu tarafa doğru burada ise yolun içine doğru. Bu ne demek? Bu yavaşla demek arkadaşlar. Tık 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 diye zaten bu çizgiler hemen ses yapmaya başlar siz yaklaşınca. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? A enjektör, B hava filtresi, C yağ filtresi. D yakıt filtresi demiş arkadaşlar. Eğer dikkatli de baktıysak doğru cevabımızı vermezden önce şöyle eleyelim. Arkadaşlar hava filtresi adı üstünde hava ile alakalı. Yakıt filtresi yakıtla alakalı. Burada aklınızı karıştıracak hadi iki tane kal diyelim. Enjektörle yağ filtresi adı üstünde yağ filtresi demiş burada. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir? A. Ani olarak gaz verilmesi B. Yan aynaların kontrol edilmesi C. Son sinyal lambalarının yakılması D. Vitesin yumuşak bir şekilde yükseltilmesi Doğru cevabımız A. Şıkkı olacak arkadaşlar aynı olarak gaz verilmesi olacak. Kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Motorunuzun yağlama sistemi tam adam akıllı böyle yağlamadığı için dişlere zarar verirsiniz. Birbiri, birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek çalışmadan uzun bir sür, uzun süre ve verimli çalışmasını pardon çalışmadan demişim aşınmadan Uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarj sistemi B) Yağlama sistemi C) Marş sistemi D) Ateşleme sistemi. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yağlama sistemi bir tane yağmışuru ile gösterilir değil mi? Şöyle lamba gibi bir şey vardır. Şu şekilde Alaaddin'in sihirli lambasına benzer. <laughs> Şurasında yağ işareti var. Arkadaşlar bu işaret yandığı zaman motorunuzda tamam mı? Direkt kenara çekiyorsunuz, kontağı kapatıyorsunuz. <laughs> Olabildiğince hızlı. Neden? Bu e, sizin motorunuzdaki yağ miktarının yeterli olmadığını gösterir ve motorunuzun hasar görmesine sebebiyet verir. Ciddi hasar verir, motoru komple değiştirme zorunda kalabilirsiniz. Peki yağ nerede bulunur? Hemen onu da cevaplayalım geri gelmişken. Karterde bulunur arkadaşlar, tamam mı? karterde bulunur. Şarj sistemi ne işe yarar? Arkadaşlar şarj sistemi alternörden gelen alternörden alter, alternatörden gelen elektriği e, düz akım olaraktan e, <laughs> aküde, akımülatörde depolanması sistemine biz ne diyoruz? Bobinler vasıtasıyla üretilir bu elektrik. Burada da depolanır. Biz bu sisteme şarj sistemi deniriz. Daha sonradan Marş sistemi ne işe yarıyor? Hemen ondan da anlatalım. Şuradaydım önce. Şarj sistemini daha sonra bu depolanan elektriği biz ne için kullanırız? İşte ışıkların, farların falan yakılması için kullanırız. Hatta ve hatta marş sistemini çalıştırmak için de ne yaparız? Biz bu aküdeki elektriği kullanırız. Peki marş sistemi neydi? Marş sistemi motora ilk hareketini vermek için kontakla bağlantılı bir biçimde bastığımız zaman marş motoru denilen motorun çalışması ve bunun ucunda bulunan volan dişlisinin Demek ki bunun içinde bir de volan dişlisi varmış. Sorulur nerede olduğu diye söylüyorum bunları özellikle içinde geçiriyorum hikayesel olaraktan. Bu volan dişlisi motora iletir gücü ve motor çalışmaya başlar. Peki D şıkkında ateşleme sisteminde ne vardır? Bizim ateşleme sisteminde hani sıkıştırma, emme, 4 zamanlı motorlarda bunlar vardı değil mi? Sıkıştırma, emme, egzoz zamanı değil mi? Bunlar vardı ve en sonda egzoz zamanı vardı. Ateşlemede bujilerimiz var bizim. Aklınızda kalması için söylüyorum. Eğer e, mazotlu yani dizel motorsa enjeksiyon bobinleri var, tamam mı? Bunları aklınızda tutalım. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri yet hareket yeteneği kazandırır? A şaft, B amortisör, C vites kutusu D diferansiyel hangisi demiş araca geri hareket yeteneği kazandırır doğru cevabımız C şıkkı olacak vites kutusu sayesinde biz geri hareket kazanmış oluruz diferansiyeli açıklamak istiyorum burada diferansiyel arkadaşlar sizin aracınızın sağa veya da sola dönüşlerde şu şekilde basit şunlar teker olarak düşünün tamam mı? basit bir örneklem çiziyorum şöyle şöyle şu şekilde arkadaşlar fareyle çizdim için idare edin. Şunlar tekerlerimiz bizim. Tekerlerde e, amortisörler hemen şuralarda bulunaraktan yaylardır arkadaşlar. Bizim bunlar rahatlığımızı sağlar. Tamam mı? Şaft hemen şu ortada bulunan ve motor çıkımında bulunur genelde. Bu arkadaysa arkaya, öndeyse öne. Tamam mı? Eğer dört çeker bir araçsa 4 tekere de Güç iletiminde kullanılır şaftlar. Diferansiyel ise sağ veya da sola dönüşlerde güç alan tekerlekin mesela sağa dönüyorsak <laughs> sağdaki tekerleklerin, sola dönüyorsak soldaki tekerleğin bize daha yavaş dönmesiyle dönüşünü yani manevra kabiliyetine arttıran parçamıza biz diferansiyel diyoruz. Aracın çok uzun süre kullanılmadan kullanılmadan bekletilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? 1. Akü şarjının azalması 2. Fren balatalarının azalması 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi demiş. A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 1 ve 3 D) 1 2 ve 3 Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A) Yakıt sarfiyatının artmasına, B) Çevre kirliliğinin azalmasına, C) Gürültü kirliliğinin artmasına, D) Trafik yoğunluğunun artmasına. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Çevre kirliliğinin azalmasına olacak. Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir? A, aşınmayı azaltmak. Doğru mu? Evet. 2, A demişim ya. 1 aşınmayı azaltmak, 2 sürtünmeyi azaltmak. Evet. 3. Yakıt tüketimini arttırmak. Hayır arkadaşlar tam tersine sürtünme ve aşınma azsa ne olur? Bilhassa sürtünme azsa hatırlayın fizik dersinden sürtünmez oldum ne olur? Kuvvet oluşur değil mi? Sonsuz böyle gider direkt. Demek ki yakıt tüketimini azaltır. Arkadaşlar doğru cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. Yani 1 ve 2 olacak. Ben size demek istediğim buydu. Hani önce soru kökünü okursanız tamam mı? Direkt burayı okurken cevabı bulursunuz. Aşağıdan şıklarda işaretlersiniz. Ne olur? Bir sonraki zor soruyu çözmek için size vakit kazandırmış olur. Aracın lastiği kontrol edilirken aşağıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır? Bir Basıncı 2. Diş derinliği. Basıncı dikkate almalı mıyız? Evet. Diş derinliği, evet. 3. Hasarlı olup olmadığı. A, 3'ü de var. O zaman cevap D şıkkı. Bakıyoruz, evet. D şıkkı. Bu kadar basit. Arkadaşlar ben böyle yapıyorum ya, hani duraklatıp ben orayı okurken şey yapabilirsiniz. Beklersiniz, kendiniz çözersiniz soruyu, geçebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? A far ayarı, B buji ayarı, C avans ayarı, D rolanti ayarı. Evet yakıt tasarrufunu etkiden ayarlardan biri değildir demiş. Doğru cevabımız A şıkkı far ayarı olacak arkadaşlar. Diğeri yakıtla alakalı ayarlardır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Nokta nokta trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır ve bezleri değerlere sahip olma yetisidir. A. Beden dili B. Konuşma üslubu C. Trafik adabı D. Trafik, trafikte hak ihlali Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de C eşit olacak arkadaşlar. Trafik adabı. Evet 46. sorumuz. Bir olay şey yukarıdaki açıklamada trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? Yukarıda bir açıklama verilmiş. Bu aşağıdaki şeylerden hangisine aittir diyor. Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıya varmadan Önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. A. Öfke B. Empati C. Bastırma D. Engelleme Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Empati bizim karşımızdaki kişinin yerine koyarak düşünmemizi sağlayan özelliğimiz. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olduğunu gösterir? Evet. A öfke, B sabır, C inatlaşma, D aşırı tepki. Arkadaşlar gayet açık cevabı var. Doğru cevabımız B şıkkı. <laughs> Yukarıda eğer bir kişi park ediyorsa ve onu diğer araç bekliyorsa bu sabırlı erdemli bir davranış olduğunu gösterir. Trafikte yaşanan öfke duygusu verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir? 1. Kural ihlallerine 2. Tehlikeli davranışlara 3. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye Evet. A 1 ve 2, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1 2 ve 3. Doğru cevabımız ne olacak? Tabii ki de A şıkkı arkadaşlar. 1 ve 2 olacak. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır demiş yukarıda da. Bu sürücünün e, hangisini yerine getirmemiş olur diyor? Getirmemiş olur diyor. A hırçınlık, B soru B bencillik, C sorumluluk, D hoşnutsuzluk. Direkt iki şıklı çiziyorum sizin için. Hırçınlık değil hoşnutsuzluk değil arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı. Arkadaş gayet sorumsuz bir biçimde hareket ediyor. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? A) Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek. B) Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek. C) İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen İçsel ve dışsal tepkilere kontrolsüz davranmasını sağlamak. D. Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak. Evet, size de biraz vakit veriyorum. Hatta durdurun öyle vakit verelim. Fazla videomuz da uzamasın. Doğru cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak arkadaşlar kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak olacak. Değerli arkadaşlar, burada videomuz sona buluyor. Son buluyor.